O neymiş? Fıkıhta öyle geçmiyor ama üstadın bir tarifi var. Bidat, ibadete talip eden sünnetleri değiştirmekmiş yani. Bidat'ı öyle tarif etmiş yani. Peki şu anda böyle tarikatlar var. Çile çekiyorlar, evrat çekiyorlar, esker yapıyorlar. Müsaadetleri bunların bidat mı, bidat olmadığını söylemiş. Kaçıncılıkta da söylemiş. Bakayım. Dokuzuncülükte de söylemiş. Asılları kitaptan ve sünnetten alınmak şartıyla sünnet-i seneyi muhalefet etmemek ve tahir etmemek şartıyla bida değildir diyor. Bu üstadın iştihadı yani abi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak demiş ki Allah'ı çokça, beni çokça zikredin. Birisi dönerek Allah'ı zikretmiş yani Mevlana Hazretleri. Onu kitaptan almış yani. Üstad buna bida demiyor abi. Asılları kitaptan alınmak şartıyla yani. Sünnet-i seniyeye muhalefet etmeyecek, sünnet-i seniyeyi tahir etmeyecek, üstad buna bida dememiş yani. Ama bazıları bida demişler, bazı kısmı da bidayı haseneye dahil etmiş. Ama üstadın iştihadına göre asılları kitap ve sünnetten alınan ve onlara muhalefet etmeyen ve tahir etmeyen onları, bunlar bida değilmiş. Mesela Mevlana Hazretleri'nin dönerek zikretmesi, işte kadirilerin zikri cehri yapması, ondan sonra başka usul ve yöntemler bu noktaya nazar veriyor yani. Şeyde de, başka bir ayette de Allah'ı yatarak, evet, yürürken, oturarak zikredin var ya, evet, işte kadiri şey, işte asılları kitap ve sünnetten, evet, alınmak şartıyla demiş Hüsnü Hazretleri. Yani o da nedir? Kur'an bunu reddetmemesi, evet, lazım, sünnet reddetmemesi lazım. Edilir şeyleri.